Merhaba, bugün size Antoryumların kışın ne kadar sulanması gerektiğiyle ilgili bir sulama takvimi hazırlamak istedim. Her gün birçok kişi bana mesaj atıp çiçeklerinin bozulduğundan, Antoryumlarının çiçek açmadığından yakınıyor. Ve birçok kişi de fark ettiğim ortak özellik hepsi Antoryumları fazla suluyorlar. Şimdi ilk sulama takvimine geçmeden önce söylemek istediğim önemli bir konu var. Antoryumları seramik saksılarda tutmamak lazım. Yani şu seramik saksı, fakat aslında normal plastik saksının içinde öyle oturttum. Şimdi seramik saksılar kışın soğuğu, yani toprak çok soğuyor seramiklerin içinde. Ya terakota toprak saksıya koyun ya da plastik saksılarda bırakın. Ha, o plastik saksıları ayrıca daha güzel, daha şık bir saksının içine oturtabilirsiniz. Ama direkt olarak o seramiklerin içinde toprak üşüyor. Bu antoryumlar için tabii geçerli. Plastiklerin içinde yazın zaten daha nemli, rutubetli kalıyorlar. Kışın da daha sıcak kalıyorlar. Onun için ben bütün antoryumları plastik saksılarda bırakıyorum. Şöyle kışın sulama takvimi nasıl olmalı? Ondan bahsetmek istedim. Böyle kafamıza göre sürekli işte suyu boca etmek yerine ne kadar koyabiliriz? Onu anlatmak istedim. Şimdi şu büyüklükte bir saksıdan bahsediyorum. Şu tabii küçük bir saksı. Eğer saksınız şu büyüklükte ise yani daha küçük bir saksıysa, bunun yarısı, bu verdiğim miktarın daha azını kullanmanız gerekiyor. Benim verdiğim bu ölçüler şu saksı için geçerli. Bakın, bayağı büyük bir saksı yani bu. Yani şöyle bir karış, bayağı büyük bir saksı ve çiçek de oldukça büyük. Şimdi birçok arkadaş bana suladıktan sonra kalan suyu, tabakta kalan suyu ne yapalım diye soruyor. Şimdi benim hiçbir çiçeğimin altında yani tabağa su akmıyor. Ya ben o kadar sulamıyorum. Eğer sizin, yani tabii antoryumlar, başka çiçekleri biraz daha fazla sulayabilirsiniz ama antoryumların altından çok su akıyorsa zaten çok suluyorsunuz demektir. Yani benim hiçbir antoryumun altından su akmıyor. Yani zaten birçoğunun altında tabak bile yok. Şimdi şöyle göstereyim. Bir bardak su, dediğim bir bardak su bu kadar. Normal orta boy bir bardak. Ve dediğim gibi şu saksı için, büyük büyük bir saksı için, büyük plastik bir saksı için pazartesileri bir bardak su veriyorum. O bir bardak suyu da az sonra göstereceğim. Şunun içine koyuyorum ve direkt olarak şöyle çiçeğin ortasına değil, yanlarına, yani şöyle saksının iç kısmına şöyle gezdiriyorum suyu. Şimdi eğer saksının tam ortasına, çiçeğin tam ortasına, köküne verirseniz işte birazcık da o yüzden çürümeler oluyor. Şimdi çürüme, sadece çürüme olmuyor. Sinekleniyor çiçek, aynı zamanda kuruması zaman alıyor. Çiçeğin büyümesi duruyor. Yani antoryumların tam böyle gövdenin, köklerin ortasına su vermiyoruz. Etrafına şöyle suyu gezdiriyoruz. Pazartesileri bir bardak su veriyorum. Perşembe bir bardak su ve cumartesi de yarım bardak su. Yalnız unutmayalım, bu sadece kış için. Yaz için tabii suyu biraz arttıracağız. Bu sadece kış için. Bu kadar su. Tabii ki yaprak temizliği yapıyorum ben. Sadece bununla kalmıyorum. Ve bir bardağın, yani yine şu bardağın 1/5 kadar. Yani şu kadar bir miktar ediyor bu da. Ve şunun içine dolduruyorum o miktardaki suyu. Ve salı günleri ve cuma günleri de, gördüğünüz gibi salı ve cuma günleri de yapraklarını fısfıslıyorum ve böylece yaprakları fısfısladığınız zaman toprak çok güzel nemleniyor. Toprağın üzerine de tabii sular gidiyor. Yaprak da gayet güzel nemleniyor. Şöyle haftada bir gün yarım bardak kadar, eğer toprak ilavesi yapabilirsiniz. Eğer toprağınızda eksilme varsa 2 haftada bir de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç gübre yok kışın. Hiç gübre kullanmıyoruz. Eğer bunu bu şekilde daha az sulama yaparsanız çiçeğiniz daha sağlıklı olacaktır. Tabii bu gene de ortalama bir bardak. Eğer eviniz çok sıcak oluyorsa,
çok aşırı soba ve kalorifer yanıyorsa belki birazcık daha arttırabilirsiniz bardağı. Ya da ertesi gün azıcık böyle yarım bardak kadar su koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi onun dışında fazla su vermeyin. Şöyle. Eğer su miktarını arttırırsanız dediğim gibi çiçeğin köklerinde çürümeler meydana geliyor. Eğer toprağınız eskimişse ve birazcık daha çiçeğiniz fazla su istiyorsa, yani toprağınız çok kuruysa, o suyu arttırmak yerine ertesi gün işte yarım bardak su verebilirsiniz. Şöyle şunu da göstereyim. Tam böyle ortaya değil de şöyle yavaş yavaş şöyle etrafına gezdiriyorum. Dediğim gibi eğer saksınız şu büyüklükteyse, şöyle şu büyüklükteyse bu verdiğim ölçünün yarısı kadar su veriyoruz. Haftada 2 gün bir bardak, bir günde yarım bardak su kışın. Haftada 2 günde şöyle yaprakları spreyleyerek suluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bilmiyorum daha nasıl daha güzel anlatmaya çalıştım. Antoryumlar benim en sevdiğim çiçekler. Gördüğünüz gibi aslında iyi bakıldığında, ortam rutubetli olduğunda inanılmaz çiçek açıyorlar. Benim daha başka evim diğer yerlerinde de var ama artık onları getiremedim buraya. Hepsini gösteremedim size. Bazıları şöyle çok güzel açıyor. Dediğim gibi işin sırrı tamamen rutubette. Eğer bu fısfıslamayı yapamıyorsanız başka değişik evi rutubetlendirme yöntemleri kullanabilirsiniz. Ayrıca böyle elektrikli rutubet sağlayan bazı makineler var. Böyle takıyorsunuz fişe işte ortalığı, etrafı çok güzel rutubetlendiriyor. Ya yani onlar tabii müthiş. Onlardan kullanabilirsiniz eğer çok çiçeğiniz varsa. Bunun dışında son bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen çiçeklerinize yani özellikle de antoryumlara, flamingo çiçeklerine yumurta suyu, tuz, şeker, maya işte bunların sularını katmayın. Şimdi tabii bu tarz gübreler yapabilirsiniz. Fakat her bitkinin toprağının bir pH ya da pH derecesi var. Her bitkinin derecesi, toprak derecesi farklı ve ona göre gübreler kullanılıyor. Bazı çiçekler azotlu gübrelerden hoşlanıyor. Bazısında kalsiyum eksik, bazısında fosfor eksik. Bazı topraklarda hiçbir şey eksik değil. Eğer yeni toprak aldıysanız bu tarz gübrelere gerek yok. Normalde gübre yaptığımız zaman, yani ev gübreleri yaptığımız zaman o gübreleri biz bir hafta, en az bir hafta olmak üzere bekletiyoruz ve içindeki o yabancı mikroorganizmalar ölüyor. Ondan sonra çiçeklere kullanıyoruz. Ama tabii bu ev yapımı gübrelerin içinde herhangi bir koruyucu madde olmadığı için o gübrelerde çok hızlı bir şekilde bozuluyorlar. Yani ev yapımı gübre kullanmak istiyorsanız eğer önce çiçeğinizin hangi gübreyi istediğinden emin olmanız lazım. Şimdi bazen görüyorum işte yumurta suyu koydum coştu, aspirin koydum uçtu falan. Bunlar kesinlikle doğru değil. Hem çiçekleriniz sineklenir, hem toprak bozulur. Hani başka çiçekler için konuşmak istemiyorum ama bu antoryumlar için o tarz gübreleri kesinlikle kullanmayın. Bunun yerine mutfak artıklarını kullanabilirsiniz. Onunla ilgili daha böyle detaylı bir video hazırlayacağım. Ben normalde dışarıdan toprak almıyorum. Sadece işte mutfak artıklarından yaptığım kendi toprağımı kullanıyorum. Bütün çiçeklerime. Bunlar antoryumlarda dahil olmak üzere. Ama yani normal dışarıdan aldığınız, satın aldığınız toprakların içinde de her türlü vitamin ve mineral var. O yüzden eğer toprağınız çok eski değilse özellikle antoryumlarınıza işte böyle yumurta suyu, şekerdi, tuzdu, mayaydı falan onları pek kullanmayın. Yoksa çiçekleriniz bozulur. Umarım sulama takvimim işe yarar ama unutmayın bu sulama takvimi sadece kış mevsimi için geçerli. Yazın tekrar başka bir sulama takvimi hazırlarız. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.